Tekrardan merhaba değerli arkadaşım. Evet, 7. adıma emekleyerek geldik. Şimdi bu adımda neyi öğreneceğiz? Fraktal, örüntü ve modellerle çalışma. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Kitapta zaten bak şu açıklama kısımları var. Sen bunları okursun. Ben böyle moda mod anlatmayı pek sevmiyorum. Ya burada aslında sayı dizilerinin görselleştirilmiş halini inceliyoruz. Misal 1, 3, 5, 7 şeklinde giden bir sayı dizisinde bak. Artış miktarı kaç oluyor? 2 oluyor. Ve dikkat et, hepsi tek sayı. Yani ben bunun genel terimini 2n eksi 1 şeklinde yazabilirim. Bir genel terim bulabilirsek aslında bu modellerle çalışma örnekleri bizim için çok basit şekilde çözülecek soru tipleridir. Örneklerimizi inceleyelim. Ne anlatmaya çalıştığımız daha belirgin olsun. Şimdi şekil 1'e dikkat et. Bak burada bir tane üçgen var. Şekil 2'de 1, 2, 3, 4 tane küçük üçgenimiz var. Şekil 3'te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Şimdi dikkat edersen şekil 4'ü de say 16 tane olduğunu göreceksin. Bak dikkat edersen şurada 1'in karesi, burada 2'nin karesi, burada 3'ün karesi, 4. şekilde 4'ün karesi tane küçük üçgenimiz, birim üçgenimiz var. Dolayısıyla 25. görselde sen 25'in karesi adette birim üçgen sayabilirsin. 25'in karesini hesaplamak için, bak sonu 5 olan sayıların karesini hesaplamak için 5'in karesi 25'e yazıyorsun. 5'in hemen solundaki sayıyı bir fazlasıyla çarpıyorsun. Yani 2 ile 3'ü çarparsan ve 25'in soluna yazarsan çarpma işlemi gerçekleşir. Mesela 75'in karesini hesaplayacaksın. 5 ile 5'i çarp, 25'i yaz. 5'in solunda 7 var. Bir fazla 8'i de çarparsan 75 çarpı 75'ten 5.625 gelecektir. Bu pratik bilgiyi de bu bahaneyle vermiş olalım. Yukarıdaki şekilde bir dizinin elemanları modellerle gösterilmiş. Şimdi birinci şekle bakalım değerli arkadaşım. Birinci şekilde 4 tane noktamız var. İkinci şekle bakalım. Bu ikinci şekilde şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. Üçüncü şekilde 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 tane var. Bak dikkat et, aslında ben burada şu detayı yakaladım. Senin de gözünden kaçmamıştı. Hep 8 artıyor değil mi? O zaman dördüncü şekilde ne olacak? Bu tekrardan 8 artarak bize 28 tane nokta getirecektir. Peki şimdi genel terimi nasıl oluşturabilirim? Hani hep 8 artıyor ya, 8'in katından git. Bak şuradaki en sayısı önemlidir. Bu 1'i 8 ile çarparsam 8 olur ama 4'e ulaşmak istiyorum, 4 çıkarırım. Peki ikinci de işe yarayacak mı? Bir bakalım. N eşittir 2 dedik. Bunun 8 katını aldık, 16. 4'ü çıkarırsak 12'ye ulaştık. Üçüncü adımda 3'ü 8 ile çarpıyorsun, 24. 4'ü çıkarıyorsun, 20'ye ulaşıyorsun. Demek ki genel terim neymiş? 8 katının 4 eksiği. O halde A17'yi hesaplamak için 8 ile 17'yi çarpacağım. Buradan da 4'ü çıkaracağım. Şimdi 17 ile 8'i çarparsan 56, 136. Buradan da 4'ü çıkarırsın. Cevabı 132 olarak bulursun. Yani doğru yanıt Edirne'ymiş. Peki, birinci görselde bir diğer örnek. N değeri 1. Ve bir tane noktamız var. İkinci görselde N değerimiz 2 olacak. Şurada dikkat edersek 5 tane daire var. Üçüncü görselde 5 buradan, 4 de buradan 9 tane var. Şimdi şuraya bir bak bakayım. Ne dikkatini çekiyor? Hocam 4 artıyor dediğini duyuyorum. Bak burada 4 artış varsa 4 kata gideceğim. Yani 4'ten yapacağım. Şimdi ilk adıma git. 1'i 4 ile çarp. 4 olacak. 1'e ulaşmak için buradan 3'ü çıkarırsın. 2'yi 4 ile çarp, 8. 5'e ulaşmak için 3'ü çıkarırsın. Demek ki 4'ten eksi 3 şeklinde bir genel terim elde edebiliyoruz. 100. şekildeki
Çemberleri saymak için de 4 ile 100'u çarpacaksın, 400, 3'ü çıkaracaksın, cevabın 397 olacak. Evet, burada da değerli arkadaşım, şimdi birinci şekilde bir tane nokta var. İkinci şekilde 3 tane nokta var. Üçüncü şekilde 6 tane nokta var. Ve dördüncü şekilde de kaç tane noktamız olacak? 10 tane noktamız varmış, hızlıca saydık. Bak, burada aslında belli bir artış yok. Yani 2 arttı, 3 arttı, sonra 4 artış var. Peki ne yapabiliriz? Şunu yakalayabiliriz. Bak, üçgenlerde aslında üçgensel bir yapı varsa Gauss formülünden yardım alabilirsin. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 işe yarayacaktır. Şimdi şurada n değerini ne yaptın? 4 aldın. Bir fazlası 5 ile çarp, 2'ye bal. Onu yakaladın. 3 varsa 3 ile 4, yani bir fazlasını çarp 2'ye bölüyorum, 6 tane oluyor. 39'u hesaplamak için de bunu bir fazlasıyla çarpacağım ve 2'ye böleceğim. 40'ı 2'ye böldüm, 20. 39 ile 20'yi çarpınca 780 ulaşıyoruz. Yani cevabımız Denizli olacakmış. Evet, şimdi örüntü, fraktal. Hızlıca şunu anlatayım. Sen bunları yine kitaptan oku. Örüntü de değerli arkadaşım, bak şurada bir tane kare var. Bu kare hiçbir şekilde büyümüyor ya da küçülmüyor. Yani bu kare ne yapıyor? Şöyle yan yana, alt alta, üst üste gelerek farklı şekiller oluşturuyor. Yani şekilde büyüme ya da küçülme yok. Fraktale bakalım. Bak, fraktalde bir tane üçgen var. Bu üçgeni küçülterek farklı bir şekil elde ediyoruz. Sonra bunları da küçülterek yine farklı bir şekil elde ediyoruz. Yani burada şekil küçülerek iç içe ne yapıyor? Tekrar diyor. Dolayısıyla bu durumda da bir fraktal elde etmiş bulunduk. Yukarıdaki örüntüye göre A eşittir olduğuna göre A kare sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi şuna dikkat et. Yani 1 ile 1'i çarptık, 1. 11 ile 11'i çarptık. Rakamları toplamı 4 oldu. Şuradan rakamları topladım, 9. Buradan rakamları topladım. Hocam niye rakamları topluyorum ki? Çünkü soruda rakamları toplamı isteniyor benden. Rakamları toplamayıp ne yapacağım? Hemen şuna dikkat edelim değerli arkadaşım. Bak, 1 tane 1 var, 1'in karesinden 1. 2 tane 1 var, rakamları toplamı 2'nin karesi. 4 tane 1 var, rakamları toplamı 4'ün karesi. E şurada 9 tane 1 olduğu için bu sayının karesini hesapladığın anda 9'un karesi, yani 81, şu sayının karesini aldığın anda elde ettiğin sayının rakamları toplamı olacaktır. Evet, bu fraktalde bir kenar uzunluğu 32 birimmiş. Şimdi şuna dikkat et. Yani şu uzunlukların hepsi nedir? Birbirine eşit. Şimdi şu beyaz üçgen eşkenar üçgen olduğu için yine tüm kenarlar eşit olacak. E dolayısıyla şurada da tüm kenarlar eşit olacak. Bak, bunu yaptığın anda yandaki parçaların hep birbirine eşit olduğunu yakaladın. E kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane parça var. Ben şuradaki en kısa kenara n diyeyim. Dolayısıyla bu üçgenin bir kenar uzunluğu 8 n oldu. Şimdi bir kenar uzunluğu da 32 birim ise 32'yi 8'e böldüm, n'in değeri 4'müş. Yeşil üçgenlerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şimdi eşkenar üçgenin alanını bulmak için, yani şu bir tane yeşil üçgene konsantre ol değerli arkadaşım. Bak, burada bir kenar 4 ya. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 eşittir. Şu 16'yı 4'e bölünce buradan 4 gelecek. Dolayısıyla bir tane yeşil üçgenin alanı 4 kök 3 birim kareymiş. Peki kaç tane yeşil üçgen var? Bir sayalım. Şuradan 3 tane. 6, 9. E burada 9 tane varsa bir 9 da buradan 18. Bir 9 da buradan 27 tane. 27 ile 4 kök 3'ü çarparsın, cevabın 108 kök 3 doğru yanıt D seçeneği olur. Evet, bir dersin daha sonuna geldik değerli arkadaşım. Kendine çok iyi bak, seviliyorsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal.